genelinde ulaşmaya çalışıyor. Şu aşağılıklarda bir yakalansa. Oo, onlar şimdi sıcak bir yerde şezlonga uzanmışlardır. Olur öyle filmlerde hani. Geçmiş ola yani. Görün bakın, o Reşat Yaşar'ın iki günde çıkacak mı çıkmayacak mı? Mukaddes Hanım, senin de ağzından bal damlıyor. Öyle ama. İşin bittiyse sofrayı toplasana, bulaşık makinesine yağalım hepsini beraber. Bitti, bitti. Şu ellerimi de yıkayayım. Bugüne kaç pasta siparişi vardı? Üç tane var. İkisi çikolatalı, biri muzlu. Kurabiyeler de bitti. Bir tek fırına vermesi kaldı. Sarmaları da en son yapacağız zaten. Bu hamurla da tuzluları tamamlamış olacağız. Pastadan sonra da turtayı yaparsak zamanında yetişecek. Bunların hepsini bir araba anahtarından buldunuz yani, öyle mi? Yani. Çayın altı açık. İster misiniz? Yok, sağ ol. Ellerinize sağlık. Ben de içmeyeceğim. Ben de içmem. Sağ ol. Ben de. İyi, hadi toplayın ben buralarını. Peki nereden buldun atölyeyi? Cerrahlar gibi bu arabaların da ihtisas sahipleri varmış. Mümtaz el altına araştırdı arabaların nelerde parçalandığını. Ben şeyi anlamadım. Bu arabanın parçalanacağını siz nereden anladınız? Hani asıl mesele orada. Mustafa'nın arabası aranıyordu. Otoyoldan götürüp bir yere koyamayacaklarına göre parçalayacakları kesin. O insanlar da Mustafa'yı babaların hayrına yanlarında tutmadıkları belliydi zaten. İşte yaşlı kadın da adam da tutuklanmış, Ömer söyledi. Evet. Siz de dedektif gibi adamsınız Fahrettin Bey. Maşallah vallahi. Mümtaz sağ olsun. Anlaşılan dün gece bu işle uğraşan herkesin biraz polis keyfini kaçırmış. Evet, evet. Evde duramadın, hepimize çalım attın gittin ha. Sessiz sessiz biz polisle hallettik işimizi. Sizleri telaşlandırmaya ne gerek vardı ki? Sağ ol baba. Bana bak, seninkinde içeride bir çalım, bir kurum. Yok, Mustafa'yı babam yakaladı, havalar havalar görsen. O Fahrettin Bey de neydi be o adamın adı? James Bond. 008 var ya, onun gibi bir adam ha. Şimdi... Allah korusun, Mustafa'ya bir şey olursa... Hani onu siz vurdunuz ya, ölürse falan yani. Size bir şey olacak mı? Ben daha önce verdim ifademi. Nefsi müdafaa dendi. Ama yine de mahkemeye çıkarım herhalde. Canım, siz vurdunuz diye ölmeyecek ki. Teslim olsaydı tedavi olacaktı, iyileşecekti. Şimdi yarası mikrop kaptı. Yani ölürse onun için ölecek. Yarısı çok ağırmış. Ya, mikrop kapmış o yarada. Çok kan kaybetmiş. Ben artık bu konuda hiçbir şey duymak istemiyorum. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok, yok yavrum. Aa, ben toplardım, zahmet etme. Önemli değil. Sen bir şey istiyor musun Fatma Gül? Evden uzaklaşma yeter. Lütfen Kerim. Tamam, merak etme. Şu teslimatı yapayım, hemen döneceğim söz. Bunlar evde oturamaz zaten. Daha Selim'i yakalayacak, Erdoğan'ı yakalayacak. Bana bak, canın çekmiyor mu böyle? İçin gitmiyor mu? Keşke ben yakalasam falan diye. Söyle Allah aşkına. Yenge yeter. Hay Allah'ım, fiştiklemeden rahat edemiyorsun Mukaddes Hanım. Canım. Çıkıyorum hayatım. Önce hastaneye, oradan da ofise. Ha, öyle mi? Fahrettin Bey nerede? Odasında. Dinleniyor biraz. Kendini yorgun hissediyor herhalde. Aman dikkatli taşıyın çocuklar onu. Dikkatli taşıyın. Görüşürüz akşam. Hoşçakalın. Hadi hoşçakalın çocuklar. Görüşürüz abi. Her şey tamam mı abla? Aa, bir kutu daha kaldı. Mukaddes Hanım. Geldim, geldim. Aman dikkatle taşıyın ha. Aman be ya. Sana bir rahat vermiyorlar ha. Kerim,
Kerim sakın bir şey söyleme, tamam bir şey sorarlarsa. Boş ver, boş ver. Kerim Bey, Fatma Gül'ün kaçırıldıktan sonra yeni bir travma yaşadığı doğru mu Kerim Bey? Kerim Bey, neden susuyorsunuz? Fatma Gül Hanım'ın yaşadıkları hakkında ne düşünüyor? Kerim Bey, Mustafa Nalçalı'nın karımıza zarar verdiği hakkında iddialar var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz Kerim Bey? Kerim Bey, lütfen cevap verebilir misiniz? Tamam abla, siz geçin artık. Tamam canım. Kerim Bey, bu travmayı tecavüz gecesi tetikledi mi Kerim Bey? Kerim Bey, Mustafa Nalçalı'ya karınızı zarar verdiği için mi vurdurtturdunuz Kerim Bey? Yeter ya, yeter! Yapmış olduğunuz ayıp! Arkadaşlar, insanların sınırlarını daha fazla zorlamayın lütfen. Biz işimizi yapıyoruz. Bakın, bu yapmış olduğunuz insanları taciz etmektir. Onların acılarına saygısızlık etmektir. Biz başından beri sizin yanınızda olduk. Haksızlık ediyorsunuz. Eğer biraz saygınız varsa gidersiniz buradan. Eğer biraz insanların duygularına, onların çekmiş olduğu acılara birazcık saygınız varsa yaparsınız bunu. Biz zaten ailece çok zor günler geçiriyoruz. Bir de sorduğunuz sorularla bizi ne kadar rencide edebileceğinizin farkında değil misiniz? Eğer biraz insafınız varsa bizi daha fazla hırpalayacak sorular sormazsınız. Bir de şöyle yaşayan insanların psikolojilerini düşünün ya. Burada haber falan yok. Ha, haber nerede biliyor musunuz? Haber Arif'lerin yakalanması. Haber Fatma Gül'ün o davayı kazanması. Allah'ım, Rami! Lütfen gidin artık. Hadi Mehmet. Arkadaşlar, daha fazla huzursuzluk olmasın. Rica ediyorum, dağılın artık. Bakın, böyle kalabalık yaparak benim de işime engel oluyorsunuz. Duydun mu Kerim'in söylediklerini? Vallahi ne güzel şeyler söyledi ha. Ben bile duygulandım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.